Evet, Storm Coast'a geri döndük. Joseph'in bize moral öpücüğü de verdi. Bu şekilde gidip o Red Templar'ın canını okuyacağız. Evet. Bu seferki partimde Varric'i aldım yanıma. Varric'in bir yetenek puanı gelmiş. Onu verelim hemen. Taktikçi biliyorsunuz kendisi. Taktiklerinde kendini geliştirebilir. Bununla %10 daha güçlü vuruyor artık. Ve karşıdaki herhangi birinin düşmanlara uyguladığı etkiler daha uzun süreli kalıyor üzerlerinde. Düşmanların üzerinde. Yani mesela yanıyorsa daha çok yanıyor falan. Geçen bölümde nihayet Exalted Plains'i halletmiştik. Burada yapmamız gereken şey Red Templar'ın canını okumak. Energy Barrage! Chain Lightning! Bir dakika, bu yeni saldırıların isimlerini de öğrenmek istiyorum ben. Bir de bu bölümde bambaşka bir amacımız daha var. Ona da birazdan geleceğiz. Evet, bu bir şey field. Disruption field miydi? Öyle bir şeydi. Nasıl güçlüyüm? Nasıl güçlüyüm? Gerçi 17. seviyelermiş. Az da değilmiş. Bak, zamanında gelmişiz aslında bence. Yani umarım kampta da böylelerdir. Ben güçlü olduğum için oyun böyle ayar çekiyor olabilir. Bu arada Varric Red Templar'lara karşı savaşırken bizi daha çok sever hale geliyor. O yüzden Varric'i getirmemin nedeni o aslında. Bir de hani Sera ile ilgili şakalarımızı bol bol duyduk diye düşünüyorum. Biraz Sera'dan sıkılmadık mı? Ben sıkılmadım aslında da hani bu bölümde biraz değişiklik olsun dedim. Solas'ı daha çok böyle ejderha avında falan kullanmayı düşünüyorum. Solas'ı Vivien'i falan. Belki Vivien'i. Belki. Küçük bir ihtimal Vivien'i. Ama onun dışında herhalde şey olmayacak. Bu arada ben işaret koymazsam asla oraya gidemeyeceğim. Buraya doğru neler varmış? Bir Red Lirium şeysi varmış. Oha, bir sürü Red Lirium şeysi varmış. Zaten Red Lirium'ları takip etsek herhalde Red Templar'ların oraya ulaştığı zaten. Red Lirium'un Templar'la birleşmiş hali Red Templar. Hiç de kalkmamışlar isim bulurken. Ne kadar çok konuştuğunu açar açmaz bir car pardon, kusura bakmayın, çok car konuştum yine. Sizin de böyle çok önemli bir şey sormak istiyorum, yorumlarda mutlaka yazın. Böyle hani hiç ailenizin etrafta olmadığı, kimsenin haberi olmadığı günler oldu mu? Mesela sabah uyandınız, dolapta bir sürü çikolata pasta falan var, kahvaltı hazırlayabilirsiniz kendinize. Böyle bir, yani niye hazırlayayım ki falan. Öyle düşünüp sadece çikolataya abandınız oluyor mu? Bir kere böyle yarım kutu dondurma yemiştim kahvaltı niyetini. Onun gibi bugün çok fazla çikolata gömdüm. O yüzden enerji patlaması. Böyle selam verdiniz de bir şey vermeyecek misiniz? Evet. Peki. Hiçbir şey vermiyorlar. Harika. Böyle bir mağaraya giriyoruz efendim. Mağarada herhalde kırmızı lirimleri bulacağız. Liliana'nın askerleri Red Templar'ı çaktırmadan buraya gelmişlerdi. Daha çok kırmızı lirium dedi. Bir sürü de deep mushroom var. Bu derin mantarlar aslında ihtiyacım yok. Neyse topluyorum. Böyle bir sapık gibi topluyorum. Evet. Sizin de bu arada öyle günleriniz oldu mu merak ediyorum. Böyle çikolataya veya dondurmaya abandığınız bir sabah kahvaltılı gününüz oldu mu? Ne ya? Bir şey ölmüş burada kendi kendine. Aa, bir Red Templar Key. Lilian'ın askerleri mi halletti acaba? Harika. Bu arada gelmişken Black Lotus da toplayın buralarda. Buralarda var çünkü ve çok yok Black Lotus. Oyunda. Biraz böyle nadir bir bitki. İkinci mağaramıza da giriyoruz. İkinci mağarada daha da çok kırmızı kristaller var. Böyle kutuyla taşıyorlarmış. Evet, buralara gelmişler. Evet, Kral Alistair da bu kırmızı Templar'ları buradan kaldırmamıza, Ferelden'den yok etmemize muhtemelen sevinecektir dedi. Alistair da ilk oyundaki kankalarımızdan birisi. Selam Alistair. Al sana bundan. Biraz da bundan. Sonra kafan karışsın şöyle bir. Oh. Sonra da al sana bu kılıçtan. Evet, bunları, yeni saldırıların ismini asla bilmiyorum. Onları bir öğreneyim ben. Chain Lightning de gelmek bilmedi bu arada. Diğerlerini kullanmaktan. Evet, Chain Lightning alabilir miyiz bir? Chain Lightning! İşte bu. Evet, bu şekilde muhteşem bir şekilde hallettik. Bayağı da bir canım düştü ama niyeyse. Evet, Varric gittikçe bizi daha da çok seviyor. İnanılmaz seviyor. Bu gidişte bayağı yer hastası olacak yani. İnanılmaz sevecek. Burada böyle kırık bir yer var. Bu neresi böyle? Nereler buldun? Daha çok derin mantar. Derin mantar. Daha da çok derin mantar. Ve... Burası neresi böyle? Bir dakika, ben... Her yeri keşfetmedim. Bir dakika, daha ileri gidiyoruz gibi duruyor. O yüzden bir geri döneceğim. Hah, buradaydık. Buradan ileri gidince de oraya mı geliyorum? Aa, geldim gördüm, buradaydım artık.
Darwin'in ağzı, Orzammar'daki cüce krallığı ile Tevinter'ın denizlerine ticaret yaptıkları noktaymış. Ama Darkspawn saldırınca burası kullanılmaz hale gelmiş Evin'in. Kırmızıların hepsi nerede Jace Durr. Bundan önce en önemli olan şeyi yapıyoruz. Saldırının ismini öğreniyoruz. Bu Spirit Blade'miş. Spirit Blade. Evet. Spirit Blade. Spirit Blade'miş. Bu Fate Cloak. Bu ne? Disruption Field. Evet. Aslında düz isimleri varmış yani. Ha. Hazır mıyız? Chain Lightning. Yine asla kullanmadık. Evet. Şu görünmez olayım da patlayınca çünkü bayağı bir işe yarıyor. Sonra. Neydi? Spirit Blade. Evet. Spirit Blade'i bayağı vuruyorum ama. Aha dur, beni tuttu, beni yakaladı, dur, beni yakalayamazsın sen. Sen yargıkâra dokunamazsın. Çek o elini. Heh. Bir de yavaşlatalım bu arada. Sonra da bütün gücümüzle vuralım. Aha, zırhı çok güçlü herhalde. Normalde 1000 küsür vuran bir saldırı çünkü bu. Ama sadece 500 vurdu. Oo, saf redlirium. B'ye girelim. Ilyana rapor vermeye hazır diyor. Oo, bir sürü para. O bir banner daha bulduk. Bir cüce banner'ı bulduk. Bayrak gibi bir şey bu. Kalemi de asabiliriz oraya buraya. Burada ne nerede var? Bir kapı mı bu? Bu ne? Bir kapı. Açtım. Selam. Aha. Bu kırılabilecek bir şey değil mi? Aha da kırdım. Bu da aktif hale getirebilecek bir şey. Evet, bu Salas'ın sevdiği bir şeydi ama yine yapmamış bulunduk. Yine Salas varken yapmamış bulunduk. Neyse, Solas'la ilişkimin iyileşmesini çok önemsemiyorum açıkçası. Solas'ı seviyorduysanız kusura bakmayın ama ben çok bayılmıyorum kendisini. Ama daha iyi davranayım istiyorsanız her zaman yorumlarda yazabilirsiniz. Bu arada videolarımı izliyorsanız, yani azıcık bile beğeniyorsanız like atmayı unutmayın lütfen. Çünkü ne kadar çok like atarsanız o kadar çok kişiye ulaşabiliyorum. Ve ben Patron TV büyüsün istiyorum tabii ki de. O yüzden böyle hani hobi ama hani olduğu yerde kalsın da istemiyorum kanal yani. Sadece biz bize takılalım istemiyorum. Biraz daha büyüyelim, genişleyelim değil mi? Yani sizinle ilgili bir problemim yok tabii. Ama daha çok insana ulaşsak güzel olmaz mıydı çünkü de. Ben buraya nasıl geçeceğim? Hıcız. Buraya geçmek istiyorum, geçemiyorum. Bir de öldüm. Evet. Geçmeye çalışırsanız ne olur göreceksiniz. Bu da Verik'in özelliği bu arada. Böyle bir noktaya işaret bırakıyor. Sonra gerektiğinde oraya geri ışınlanabiliyor. Böyle bir kaçış noktası gibi. Evet. Ben yüzüğümü çıkardım mı ya? Niye artık görünmez olmuyorum? Sürekli görünmez olduğum yüzüğüm vardı ya. O çalışmıyor sanki. Evet. Buraya da geçilmiyor. Nereye gideceğim? Yukarıdan devam edeceğim. Evet. Yukarıdayız. Anda orada bekliyorlar zebellahlar. Bir saniye taş topluyorum buradan. Spirit Blade. Chain Lightning. Yalnız bayağı güçlüler ha. Hiç bu kadar güçlü olacaklarını beklemiyordum. İyi zamanında gelmişiz bence. Ve Verik bunu beğenmeye devam ediyor. Adeta videoyu beğen tuşuna basıyor. Patron TV'yi destekliyor. Yer desteklediği kadar videoya beğen tuşuna da basıyor. İmzasız günlük. Kırmızı iksir acıydı ve boğazını yakıyordu. Bildiğim lirium'a benzemiyordu. Aklımda mırıldanan bir şeyler vardı. Bütün benliğimden gelip geçiyormuş gibi hissettiğim bir nota. Bana getirdiği güç inanılmazdı. Sanki bütün dünyanın gücü avucumun içindeydi. Ve dünyayı bir düşünceyle yerle bir edebilirdim. Maker da böyle mi hissediyor? Bu güç dışında başka hiçbir şey düşünemiyorum artık. Bu gücün sonsuzluğu insanın aklını kaçırtıyor. Daha fazlası olabilecekken neden kendim olmaya devam edeyim ki? Ve bu şekilde kırmızı Templar'ları öldürüyorsunuz ama merak etmeyin. Parça pinçik ediyorsunuz ama merak etmeyin. Onlar kafayı yemiş mesajı veriyor oyun. Burada hiçbir şey yok mu ya? Herhalde daha çok yas taşı var. Böyle bir yer imiş. Herhalde bunun da gerisi. Oo, bu ne öyle? Ha, bizim az önce geçtiğimiz yer burasıymış. Paralelindeki köprüden geçiyoruz. Güzel. Evet, burada da bir yol açmışlar. Oo, bir sürü para. Selam para. En sevdiğim şey para. Oo. İnsanlar değil mi bu? Heykel falan mı bunlar? Heykel olsunlar lütfen. Taşlaşma büyüsü hoş değil. Ayağı taşa dönüşmüşler gibi. Neyse, bir sürü para topladım. Güzel oldu o. Daha da çok kırmızı Templar. Gençler benimle beraber olun. Benim kalkanım daha güçlü çünkü Dorian'ın kalkanı biraz... Benim kalkanı vurunca şey oluyor da... Saldırılar geri tepiyor. Böyle bir özelliği var. Dorian'ınkinde öyle bir şey yok. Çünkü Dorian bir Night Enchanter değil. Ben Night Enchanter... Night Enchanter... Night Enchanter'la...
Muhteşem saldırılarıma devam ediyorum. Spirit Blade. Evet. I hear reconstruction is progressing well in Kirkwall. I know things are bad there. I wasn't trying to. You weren't trying to remind me how bad it is in Kirkwall, so you decided to talk about it? About its recovery. What you're talking about are the buildings, and even that will take years. People don't recover so easily. Sandra'ya sis kız dedi yani, özetle. Boş boş konuşma dedi. Ama Cassandra'yı ezmesin ya bebişim. Neyse, biz sevmeye devam ediyor Verik. Hani bu oyunda Verik bizimle çok kolay kanka olsun diye biraz kasmışlar. Bir tık. Şu tarafa gitmemiz gerektiği için bence bu tarafa gidelim önce. Haritadan görmüşsünüzdür. Aa, köprünün diğer tarafına geldik. Bu köprüyü herhalde yapan kişi çok sevmiş. O yüzden böyle bir sürekli bir gelelim istemişler yani. Sürekli bir burada değil. Oo, mükemmel bir köprü falan diyelim istemişler herhalde. Buradan geçtik. Kesin daha çok kırmızı Templar vardır. Bu tarafa gidiyoruz. Olmadı da... Chain Lightning! Bu saldırının ismini tamamen unuttum. Disruption Field! Spirit Blade! Tamam, bunları hatırlıyorum. Spirit Blade'i hatırlıyorum. Ama şu... Ha, Fate Cloak. Evet, Fate Cloak'ı unuttum. Tamam. Spirit Blade! 99-1-2'nci hemen vurmak gerekiyor çünkü. Chain Lightning hala muhteşem bir saldırı. İnanılmaz. Ve 18'inci seviye olduk. İnanılmaz, inanılmaz. İşte bunun için like'a basılır. Evet, like'a basmıyor olmanız benim için bir acı, bir hüzün kaynağı. Ama yapacak bir şey yok. Buradan gidiyor. Herhalde bitirdik mi? Ne oldu? Kalıyor oldu. Vallahi bitirdik gibi duruyor. Bu botlar hala kullanılabilir diyor. Ha, karşı tarafa gideceğiz galiba. Böyle bir şeyler vardı, doğru. Dur bir saniye, şurada kenarda bir yol daha var. Orada bir şeyler daha vardı. Baksana, kırmızı lirium falan var. Böyle bütün kırmızı liriumları yok edebiliyor olsaydık keşke. Böyle bir şey daha varmış. Ne var bunun içinde? Önemli de bir şey değilmiş yani. Aa, Black Lotus var. Evet bak, bunları kaçırmamak lazım. Bu taraftan giderseniz boğuluyorsunuz, hatırlıyorum onu. O yüzden gitmiş. Diğer taraftan geri dolan adam gibi, evet. Buradan açılacağız bakalım. What do we expect to find here? Ejderha odasına geldik. Verikcem. Ne bulacağımı ben de bilmiyorum açıkçası. Bakalım neler bulacağız. Rick'in yeni özelliğini verelim değil mi? Evet, 18'in seviye oldu dedik. Yapmadım. Şimdi bu bütün ağacı açtım. Bu özelliği çok sevmedim. Yani çılgınlar gibi fade atışı yapabilecekken, böyle Mark of Drift vurabilecekken neden böyle insanları iyileştirmeye kasayım ki? Zaten çok güçlüyüz. O yüzden diğer büyülerden mi ayarlasam diye düşünüyorum. Genelde manamız çabuk bitiyor. O yüzden bu bayağı işe yarayabilir diye düşündüm. Ne kadar az manamız varsa o kadar daha fazla saldıracakmışız. Öyle bir pasif özellik. Bunu bir açalım bence. Evet. Artık manamızı sonuna kadar harcayacak şekilde davranmaya özen gösterebiliriz. Daha manalı saldırılar. Kırmızı Templar olayı bitti gibi ya. Bunun hiç alakası yok gibi artık buradaki işlerin. Böyle ejderha falan var. Dragon Link. Bayağı da güçsüzmüş. Aslında Fate Clock azıcık. Böyle bin de vurdum. Evet, buradan yukarı çıkmaya devam ediyorum. Dragon Link'leri hallede. Baya ince uzun bir yol yani. Öyle garip bir yol yapmışlar. Tam bir dağ yolu. Stormcloak genel olarak böyle zaten. Böyle ince uzun dağ yolları var. Burası daha böyle bir kaygan gibi de. Böyle bir yapı falan da yok gibi. Sadece bir dağ gibi duruyor. Böyle bir alana geldik. Evet, ne oluyor acaba? Aaa, oyunun en başlarında gördüğümüz ejderha değil mi bu? Windsummer. Vallahi o. Geçen bölümde gördüğümüz ama bulaşmadığımız ejderhanın da kopyası gibi görünüyor. Kardeş falanlar herhalde. Kesin elektrik ejderhasıdır bu. Hatırlamıyorum hiç ama. Elektrik gibi duruyor. Al sana Chain Lightning. Yok, Chain Lightning değil bu. Ne oldu? Chain Lightning burayı bakayım. Geliyor mu? Evet, elektrik ejderhasıymış. Kaçın. Hiç gerek yok. Başımıza iş alacağız. Bastım. Acılar. Dorian hızlıca kaçtı ama sonradan geri gitmeye karar verdi. Gel buraya. Boş ver ejderha. Çok şükür kaçabildik. Evet, Stormcloak'tan böyle kayıkla gittiğimiz şöyle bir adaya geldik. Burada da ejderha var imiş.
Stormcast'ı bu şekilde bitti gibi duruyor. Bu Ejderha Adası'nı tabii ki de Ejderha Avı serisini inceleyeceğiz. O yüzden Sky Hall'da geri dönüyorum. Şimdi bu Kırmızı Templar'la ilgili kimse bize aferin çok iyi yaptın falan demeyecek muhtemelen. Ama ben istiyorum ki Cassandra'yı Divine yapalım. Bunun için neler yapabiliriz? Öncelikle Cassandra'nın görevi var mı? O da bir bakalım Inner Circle'da. Bir Cassandra görevi görüyor muyuz? Artık görmüyoruz. Niye öyle oldu anlamadım. Cassandra bayağı tiksiniyor bizden. Aha ekran girdi. Writing does not come naturally to me, as I'm certain you can imagine. Tahmin edebileceğin üzere rahat rahat yazamıyorum. Flört edelim mi? Joseph'in ağzını sıçacağım. Ama şimdi Cassandra ile aramızın iyileşmesi lazım bence. Hadi bakalım. Let me guess, you're composing a love poem. Slight leprous. I couldn't. Not even if my life depended on it. It's not that hard. Yes, it is. Poetry takes finesse. It takes grace. Do you think you don't have those things? Historians were one day asked what happened at Adamant Fortress in the Fade. I was there. I saw it with my own eyes. It must be recorded. Öyle görev edinmiş kendine. Bu harika bir fikir Cassandra. Her türlü popohlayacağız şu an. That's an excellent idea, Cassandra. I certainly thought so until I started writing. Yazmaya başlayana kadar ben de öyle düşünmüştüm dedi. I still don't know what to say about the spirit of the divine. Divine'ın ruhu hakkında ne desem bilmiyorum ama. Heard her voice, yet I cannot claim with certainty it was really her. The chantry teaches us that the souls of the dead pass through the fade, so it could have been her. Yet even so. Onu gördüm, sesini de duydum ama divine olup olmadığına dair kesin bir kanıt yok elimizde. Chantry bize ölü ruhların Fade'den geçtiğini söyler. O yüzden onun o olma ihtimali var. Yine de bilemiyorum. Sence bu mümkün mü? Do you really think it might have been her? Bir hayalet mi sence o? A ghost, a remnant of her bir hayalet. Onun umutları ve those things are all possible. Hatıralarından geri kalanlar. Nobody knows for certain what happens after we die. A spirit could have assumed her form, but why? It helped you, as Justinia herself would have. Öldükten sonra bize ne olduğunu tam olarak anlamış değiliz. Ve sana yardımcı oldu. Aynı Justinia'nın sana yardım edebileceği gibi. Belki de önemli değildir diye böyle bir özel bir şey çıktı ama bence bu Cassandra ile aramızı iyileştirecek mi ya? Çok sıkıntı şu an. Keşke önceden kaydetseydim. Öf. Ama bence pohpoh moda olduğu için ben onun o olduğuna inanıyorum diyeceğim. Hadi bakalım. I believe it was the divine. She helped us one last time. I hope that's true. I want to believe it. Bize son bir kez yardımcı oldu dedik. Umarım öyledir dedi. I was terrified, almost beyond reason. The last time such a thing happened, we created Darkspawn. We created Corypheus. The world needs to know the truth this time. No more legends lost to the ages. Fade'e fiziksel olarak gittiğinizde inanılmaz bir korku yaşadım. Çünkü en son insanlık bunu yaptığında Darkspawn'u yaratmıştı. Corypheus'u biz yarattık aslında bu şekilde. O yüzden hani aynı şeye sebep olacağımı sandım ve çok korktum diyor. O yüzden tarih ne olduğunu düzgün bir şekilde yazmalı. Dedikodular arasında kaybolmamalı demek istiyor yani. Daha da çok konuşalım Cassandra'yla. O bir sürü cutscene varmış, hiç ilgilenmiyorum kızla. Something in particular you require? İstediğin bir şey mi vardı? Rahatsız mı ediyorum Cassandra hanım? I see I'm intruding. I'll be on my way. No. Rahatsız diyorum herhalde. Hangi diyeyim? Hayır bekle. We saw so many Red Templars at the assault on Haven. Perhaps all that was left of the order. What we didn't see was Lord Seeker Lucius. Indeed, I've seen no hint of any seekers amongst the Red Templars, or anywhere. Hiçbir yerde seeker yok hakikaten. Corypheus has imprisoned them. Muhtemelen Corypheus onları ele geçirdi diyor. Volvo'ya da görmüştük ya, Lord Seeker diye bir adam görmüştük. Huyuz bir adam. Onu da göremedik hiçbir yerde. Bir sürü Templar'la savaştık ama. Sence ölmüş olabilirler mi? Why imprisoned? He could just as easily have killed them. Not easily. Yani çok kolay bir şekilde öldüremezler muhtemelen. Evet, öyle olabilirler tabii.
They cannot have simply vanished. There must be a trail we can follow. Yet so far I have only discovered hints. Ama Seeker'lar büyücülere karşı olan bu savaşı yönetiyordu bir şekilde. O yüzden takip edebileceğimiz izleri oluyor olmalı. Ama şimdiye kadar elime geçen sadece bir takım ipucu. Sence Kırmızı Lirium'dan etkilenmiş olabilirler mi? But they could have ended up just like the Red Templars. Evet, Kırmızı Templar gibi olabilirler. Ama Seeker'lar Lirium kullanmaz. I assume Tarithias gained control of the Templars by corrupting the Lirium they were already taking. To do the same to a Seeker, you'd have to force the Lirium upon him. That may be what happened, but it couldn't have begun that way. We're missing a piece of the puzzle, Inquisitor. I need to find it. Muhtemelen Red Templar'lar zaten alıyor oldukları Lirium'un Kırmızı Lirium'a dönüştürülmüş hali nedeniyle böyle bir Red Templar'a dönüşüyorlar. Bir Seeker'ın bu şekilde dönüşmesi için muhtemelen onu zorla vermiş olman lazım. Tabii ki de yapılmamış diyemiyorum ama yine de çok da olası bulmuyorum. Bu bulmacanın bir parçası eksik gibi yarış onu bulmalıyız dedi. Bu senin için önemli bir şey Cassandra. O Cassandra'dan bir sürü sevgi topladık. I cannot even claim that rescuing them would be beneficial. They wouldn't look kindly on the Inquisition. But even so, if there's a chance, evet, bir şans varsa bunu denemeliyiz. Leads, Inquisitor, I would appreciate it. Evet, eğer Engizisyon'un güçlerini kullanabilirsek çok sevineceğim dedi. Evet, Engizisyon güçlerini tabii ki de senin için kötü amaçlarla kullanırım Cassandra, elbette. Dünyayı kurtarmayı boş ver, hemen Cassandra'ya yardımcı olmalıyız. Nerede? Yeni görev nerede? Burada. Kaybolan Seeker'ları bul. Evet, bunu bulmaya çalışalım bakalım. Veil'in gücünü ölç diye bir görev çıktı. Solas'ı yanımıza getirmedik ama Solas hissetmiş o elf aletlerini güçlendirdiğimizi ve hani bunun Veil'i güçlendirdiğini anlamış. Diyor ki bunu hani ölçümünü yapsak bayağı işimize yarayabilir. O yüzden senden rica etsem bir el atabilir misin Hacıt dedi. Evet, büyücülerle bir takım askerler gönderip bunları halledebilirim dedi. Bakalım böylelikle o elf aletlerini daha da güçlendirmeyi deneyeceğiz. Stormcoast'ta bizimle beraber çalışan ekip vardı ya, onlar diyor ki bu Stormcoast'taki cücelerin kullandığı limanı yeniden hani onarsak ve kullansak ya demiş. Josephine de bu çok işimize yaramayacak bir şey aslında ama yine de aslında yapıversek de iyi olur diyor. Evet, 9 dakika içinde de yapacak. Ama Seeker'ları bulma görevi çok uzunmuş ya. 33 dakika diyor. Ama bir sonraki bölüme bırakalım o zaman. Bir sonraki bölümde Seeker'ları bulmayı çalışalım. Josephine para toplamış bu sırada bana. Sağ ol Josephine'ciğim. Sonra şeyi merak ediyorum bölümü bitirmeden önce. Bu Exalted Plains'de acaba Cassandra'nın görevi açıldı mı? Yok öyle bir şey. Bir saniye, belki Skyhold'da sorsak olurdu. Geri ışınlanacaktın. Seeker'ı aramak için gücünü kullanmazsan seni anlarım dedi. Bilmediğimiz bir tehlike bizi bekliyor olabilir. Yine de bakmakta fayda da olabilir. Sen Divine olmak istiyor musun Cassandra? So, you're a candidate for Divine now. So I am informed. Is that something you actually want? Why should what I want matter? Mutluluk önemli değil mi Cassandra? Why shouldn't it matter? Don't you have the right to be happy? It is very simple. The Chantry needs to survive. To do that, it must change. I have never believed in asking another to do what you are unwilling to do yourself. So I look upon this as an opportunity. I owe it to myself and all of Thedas to seek the Sunburst throne. Bence senden harika bir divine olur Cassandra, hemen değiştir. Bu arada ankette oy veren herkese çok teşekkürler. Evet. I think you'd make an excellent choice. Cassandra approves. Nihayet. Let's hope the Chantry clerics. Slightly approves, böyle hani 1 puan veriyor, approves 2 puan veriyor gibi düşünebilirsiniz. Bayağı bir bizi sevdi şu an. Bana tavsiye de ver. İyice popoluyor. Do you have any advice for me? It seems that Corypheus searches for elven artifacts. That's hardly surprising. Tevinter power is based on what those vultures scavenged from the ancient elves. Whatever advantage he hopes to gain, we need to stop him at once. Evet, Corypheus genel olarak eski elf eşyalarını arıyormuş. Bu şaşıracak bir şey değil. Tevinterlılar da zaten hani eski elf eşyalarını kullanarak bu kadar yükseldiler. Aynı kafayı kullanıyor dedi ama elfçe bize küfrediyor şu an. Yani bu gücü de verecektik, evet.
Fokusumuzu 100'den 200'e çıkarabiliyormuş. Bununla artık daha güçlü fokus güçleri kullanabiliyoruz. Daha uzun süre fokus saldırını kullanabiliyoruz. Bunda 3 harita kaldı bu arada. Birincisi Emerald Crate. Emerald Crate'de yine Kırmızı Templar'larla ilgili bir şeyler var. Aynı zamanda bu özgürlük savaşçılarıyla da ilgili bir şeyler var. Hissing Waste diye bir alan daha var. Böyle gece çöl gibi bir alan. Aşırı büyük bir harita. Ve neredeyse hiçbir şey yok haritada. Yani çok şey var yine ama yani çok önemli bir şey değil. Genel olarak Venatori'nin aktivitesi varmış burada. Orada Venatori'yi durdurabiliyoruz ama çok başka bir hikaye diye düşünüyorum. Belki hani en sona bırakabiliriz onu. Ben şimdi Kırmızı Templar'ı durdurmaya odaklanmak istiyorum. Bu Emerald Graves aslında Exalted Plains'in daha da yeşillikli versiyonu gibi bir şey. Aynı tarz hikayeler devam ediyor. Biraz daha Kırmızı Templar var sadece. O yüzden bence Empress Dillion'a gidelim. Hem böyle bambaşka bir harita keşfedelim orada da. Kırmızı Templar'ın çünkü büyük bir alanı var. Büyük bir kampı var. Onları durduralım istiyorum. Gidelim bakalım. Yine Dorian Cassandra Verick'le mi gitsem? Gerçi Verick bizi yeterince seviyor bence ya. Gerek yok ona. Feray'la gidelim yine. Evet evet böyle daha iyi oldu. Inquisitor. Yargı yardım. We're on the outskirts of Sarnia. Harding, selam. The lucky ones got out before the river froze over. Evet, göl donmadan önce şanslı olanlar kaçtılar. We're the first friendly face they've seen in a long, long while. Geri kalanlar Riftler ve Red Templar'lar tarafından bir köşeye sıkıştırılmış durumdalar. Uzun süredir ilk defa böyle hani insancıl kişiler görüyoruz. Göl niye dondu? How did an entire river freeze so quickly? Evet, çok hızlı bir şekilde donmuş. Çok hızlı bir şekilde çok soğumuş bu aralar. They weren't expecting this. Gölü ticaret ve avlanmak için kullanıyorlarmış. Birden bunlar ellerinden alınınca çok zor duruma düşmüş buradaki insanlar. Peki neden Kırmızı Templar'lar burada? Do you know why the Red Templars have come here? Can't tell you much. The Templars have outposts all through the hills. Our scouts haven't been able to get through. It probably has something to do with the local stone quarry though. A lot of the workers went missing after the Red Templars moved in. Yakındaki taş ocağıyla bir ilgisi olsa gerek. Çünkü Kırmızı Templar'lar geldiğinden beri bir sürü işçi ortadan kaybolmuş durumda. Bir insanlarla konuşacağım ben. I should look in on the townsfolk, see what they can tell me. Bakalım bana ne diyecekler. Muhtemelen sevineceklerdir. They want Empress de Lyon. Bad. Let's get out there and take it back from them. Bu Empress de Lyon bölgesini çok istiyorlar niyeyse. Gidip onu geri alalım dedi Harding. Böyle muhteşem bir şekilde bizi gazladı. Evet, burada da bir kampımız var. Raporlara bakayım. Neymiş? Heavy Coats. Evet, insanlara ceket falan yaptıracağız. Evet, okumak isteyenler için böyle bir mektup gibi bir şey buldum. Kitap aslında. Mektup diyor. İlginç. Aa, Courtyard Upgrade gelmiş. Bunu yapınca Skyhold'u değiştirebilir hale geldik. Hemen bunu açıyorum. Önümüzdeki bölümde değiştirelim. Heavy Coat için ne gerekiyormuş? Engizisyon askerleri dağlarda yürümek için iyi ekipmana sahip değillermiş. Eğer büyük ayıları avlarsak onlara güzel bir şekilde ceket yapabileceğiz. Bu şekilde yardım edebileceğiz. Evet, böyle bir alan kendisi. Buralar bayağı bir... Soğuk. Böyle de bayağı da bir keşfedeceğimiz bir şeyler var. Empress de Lyon hikayemizde bu şekilde başladık. Buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkürler. Lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bak. Tekrar diyorum. Yorumlarınızı da her zaman merak ediyorum. Özellikle başta sorduğum soruyla ilgili. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben kaçtım. Bye.